Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Bu videoda kısa vadeye bakacağız. Bir de büyük resme bakacağız arkadaşlar. Herkesin kafasında bir soru var. Acaba boğa sezonu yeniden mi başladı? İşte bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Yani teyitlerimiz nelerdir? Nasıl teyit ederiz boğa sezonunu? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu gelen yükselişler neyin nesidir? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle arkadaşlar, dün size bir grafik paylaşmıştım. Yükselen trendimizi retest ediyor olabiliriz diye, değil mi? Bir de düşen bir trendimiz var, kırmızı çizgi. Oraya da bir değineyim hemen. Bakın, bu düşen trend, biz zirveden beridir düşüyoruz 65 bin dolardan. Bakın, ilk düşüş dalgası, ondan sonra toparlanma, ikinci düşüş dalgası. Ve bu iki noktadan bir çizgi çiziyoruz. Düşen trend çiziyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın, iğneleri bunlar. Ve de yükselen trendimiz var, biliyorsunuz. Mart 2020'den gelen yükselen trend. Şimdi bu ikisinin kesiştiği nokta var. Şu siyahı bir kaldırayım, daha net belli olsun. Bu iki çizginin kesiştiği noktaya çok yaklaştık arkadaşlar. Şu an nerede? 45.546 bin bandında. Yani oralar potansiyel hedef olabilir. Tabi ufak tefek kaymalar olabilir arkadaşlar. Normalde hedefim 44.500 civarı benim. Hani iğnelemeler falan gelebilir, örnek vereyim. Yani maksimum gidebileceği yer o 46.000 bandı, 46.500 diyelim. Hadi ekstra iğne attılar. Yani sanki oralar Bitcoin'in maksimum gidebileceği yerler gibi geliyor bana. Şimdi arkadaşlar, bir trend çizgisi kırıldı mı retest olur, değil mi? Örnek, böyle gidiyoruz trend çizgisi üzerinde. Daha sonra kırılıyor ve retest yapıyor arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Ayrıca burada bir ikili dip formasyonu var, gördüğünüz gibi. Onun hedefini de vereyim size. Diyelim şöyle gitti. Bakın, onun hedefi de 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyede. Yani hem ikili dip hedefine ulaşmış oluyor, hem düşen trend çizgisine ulaşmış oluyor, hem de yükselen trend çizgisine ulaşmış oluyor. Ne zaman ki fiyat bu iki çizginin üzerine gider, günlük kapanışlar gelir, o zaman ilk teyidimizi almış oluruz boğa sezonunun arkadaşlar. Ama öyle kolay olmayacak bence. Zaten soluksuz yükseldik, daha adam akıllı düzeltme yapmadık. Günlük mumlara bakıyoruz. 10 tane yeşil mum sonrası bir tane kırmızı kapatmayı başardık sonunda. Ha, bu direkt düşüş işareti midir? Yani momentumun biraz zayıfladığını gösterir ama hani net bir satış sinyali değildir bana göre. Şimdi arkadaşlar, teyitlere gelelim. Nasıl teyit alacağız? Öncelikle ben hala Bitcoin'de beklemedeyim. Dün ne diyordum ben size? MA 100 altında tekrar gün kapatmadıkça ben tutmaya devam ederim, değil mi? Mesela MA 100'ümüz nerede? Şu an biraz daha eğim vermiş. 39.850 diyelim arkadaşlar. Oranın altında günlük kapanış gelmedikçe ben Bitcoin tutmaya devam ederim elimde. Niye? Sebebine geldim, değindim dün. Biz MA 100'ü kırdık. Üzerinde gün kapattık. Bakın, iki tane gün kapattık. Bir retest olabilir tabii ki. Dediğim gibi şöyle 39 bin bandına doğru bir retest gelebilir. Ama teknik olarak diğer ortalamaya gitmesi lazım. Onun bulunduğu yer şu an neresi? 44.850 bölgelerinde. Bakın, trend çizgilerimiz de var hemen o bölgede. İğne atmalar her zaman olabilir teknik olarak. Milimetrik böyle oradan düşer diye bir şey yok. Yani şu bölge arkadaşlar, şu bölge gördüğünüz gibi, yani buralar hedef olabilir. Hala bir potansiyel var. MA 100 altında gün kapatırsa derim ki hedef iptaldir. Veya hedef ertelendi. Daha ilerleyen zamanlarda olabilir. Yani zaten 41.500'den aldık arkadaşlar. Çok bir zararı da göze almamız gerekmiyor. Yani benim en azından o kadar büyük zararı göze almam gerekmiyor. Yani bir günde %50 düşen bir piyasada %4 zarar çok büyük değil bence. Zaten bunu gözünde büyütüyorsan bu piyasa sana göre değildir. Yani arkadaşlar, bunları takip ediyorum kısa vade için. Şimdi biraz büyük resme gelelim. Aylık kapanışımız geldi. Bakın arkadaşlar, aylık kapanış nerede geldi? MA 10 üzerinde geldi. Bu mavi ortalama. Biz geçen ay oraya düşmüştük. Oradan tepki aldık arkadaşlar. Şimdi üzerinde de kapatmayı başardık. Yani şimdi şöyle, acaba buradan boğa gelebilir mi diye düşünebilirsin. MA 10 kırılmadı. Biraz daha geçmişi olan grafiği açayım size. Şu şekilde. Yani normalde bir ortalama kırılmadan diğerini hedeflemezsin, değil mi?
Şimdi şöyle temkinli gidiyoruz arkadaşlar. Hani Ritez çizgisine yaklaşıyoruz. Düşen trende yaklaşıyoruz. O kadar düzeltmesiz gitti Bitcoin. Bunu da baz alıyoruz vesaire. Hemen uçup kaçmıyoruz arkadaşlar. Şimdi aylık mum çok boğa diyebilirsiniz. Bullish bir mum diyebilirsiniz tabii ki. MA 10 üzerinde de kapattık. Artık buradan uçması lazım. Nereye? Misal aylık Bollinger üst bandı. 59.300. Öyle diyebilirsin. Böyle direkt bakınca bunu görebilirsin. Ama deminki bahsettiğim detaylar çok önemli arkadaşlar. Daha oraların kırılması gerekiyor ki biz daha yüksek hedeflere ulaşabilelim. Şimdi 2018 ayı piyasasını ele alalım. Bakın orada da bir düşüş trendi var. Sert düşüşler var. 20 binden direktman 6 bin dolarlara düşüyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? 6 bin dolar da dip yapılıyor. Ondan sonra MA 10 üzerinde ay kapatıyor. Tamam mı? Bak MA 10'da tutunuyor. Ay kapatıyor. Diğer ay altında kapatıyor. Gördüğünüz gibi sonra düşüş devam ediyor. MA 10 ile MA 21 arasında bir banda yerleşiyor. Şimdi günümüze gelelim. Benzerlikler var mı? Var tabii ki. Mesela ilk sert satışı MA 10'dan tepki aldı, değil mi? İlk sert satışında MA 10'dan tepki aldı. MA 10'da tutundu. MA 10'da tutundu. Ondan sonra yeşil bir mumla ay kapattı üzerinde. Yeşil bir mumla ay kapattı üzerinde. Yani şimdi bakalım benzerlik devam edecek mi arkadaşlar? Yani bu aylık kapanışın bu şekilde gelmesi, bu mumun böyle bullish gelmesi hani çok da bir şey ifade etmiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela 2018 ayı piyasasında 3. ay kapanışında yani muma bakın arkadaşlar. Normalde uçar kaçar Bitcoin böyle bir mumla. Ona rağmen düşüş trendi devam ediyor mesela. Yani adamlar isterse düşürebiliyor. Yani mum kapanışı çok da önemli değil burada. Neticede hani boğa piyasası teyit edilmedi arkadaşlar. Önce bunun teyidini almamız lazım. Neyse aylık kapanış bu şekilde geldi. Şimdi teyitlere geleyim. Neler olması lazım? Birinci teyit arkadaşlar. Haftalı açıyorum. Bollinger orta bandını açıyorum. Bakın onun bulunduğu yer nere? Orası da 44.800 bölgesi. Yani hemen hemen deminki dirençlerin hepsiyle örtüşüyor. Bizim MA 20 üzerinde hafta kapatmamız lazım. Diğer haftayı da üzerinde kapatmamız lazım. İki tane haftalık kapanış arkadaşlar. Yazın bir yere. Boğa nasıl teyit edilir? Birincisi bütün o deminki bahsettiğim çizgilerin üzerine atacağız. Günlük kapanışlar gelecek. İkincisi buradaki MA 20 haftalık Bollinger orta bandının üzerinde iki tane hafta kapatacağız arkadaşlar. İki tane hafta kapatacağız. Bu da ikinci teyidi. Üçüncüsüne gelelim arkadaşlar. Şöyle kapatayım. Süper trend. Süper trend haftalıkta buy verecek arkadaşlarım. Tamam mı? Mesela geçmişe inelim sizin için. Haftalık grafikte ben çok fake attığını görmedim bu indikatörün. Mesela bakın ayı piyasası sell. Buy verince boğa piyasası. Görüyorsunuz uzun yıllarca yükseliş. Sell verince ayı piyasası. Bir yıllık düşüş trendi. Buy verince mini rally. Bakın mini rally. Sell veriyor mini ayı. Bunlar da bayağı bir uzun zaman alıyor arkadaşlar. Çok uzun zaman alıyor bu hareketler. Sonra bir buy veriyor. Boğa piyasası arkadaşlar bir sene boyunca yükseliyor gördüğünüz gibi. Ve şu anda da sell vermiş. Şimdi sell verdikten sonra ne oluyor mesela? Buy verene kadar bekliyorsun boğayı. Ve bizim diğer teyidimiz de budur. Bir buy sinyali alacağız arkadaşlar. Mesela şu an nerede bu çizgimiz? Bir bakalım. 54.510 seviyesinde oranın da üzerinde bir tane haftalık kapanış gelecek. Yani bizim bunları görmemiz lazım. Bu 3 teyidi almamız gerekiyor. Diğerlerine geleyim. MACD'yi açalım mesela. MACD aylıkta kesişmesi gerekiyor arkadaşlar. Al sinyalini vermesi gerekiyor. Haftalıkta pardon aylık demiştim. Burada bir pozitif kesişme görmemiz lazım. Şu an çubukların kısalması pozitif bir durum. Ama negatif bir durum var. O da bu ortalamanın sıfır çizgisinin altında olması arkadaşlar. Bakın bu da önemli bir detaydır. Yani burada da bir teyit almamız gerekiyor. Mesela aylık bazda bakınca aylıkta da çubukların uzaması gerekiyor. Bunu da görmemiz lazım. Yani hemen tek bir şeyle boğa teyit edilmez arkadaşlar. Hepsi full pozitif olması lazım. Hepsi pozitif olması lazım. Diğer taraftan mesela neye bakabiliriz?
Squeeze momentum'a bakabiliriz. Bakın aylık kapanış pozitif geldi. Squeeze momentum'de çubuklar alçalıyordu. İlk kez yükselen çubuk yaptık mı acaba? Dur bir yakından bakayım. Evet, yükselen çubuk yaptık. Kıl payı yükselen çubuk yaptık arkadaşlar. Şimdi bu ay tekrar bir yükselen çubuk görmemiz lazım. Bu da diğer teyididir bana göre. Hani bir tane fake atabilir ama iki tane fake attı nadir görülmüştür. Gördüğünüz gibi bakın. Mesela ayı piyasası 2018 hiç tuzak kurmuyor. Hep alçalan çubuklar. Boğa piyasasına girince de bakın kırmızılar alçalıyor. Bu da pozitiftir. Sonra yeşiller yükseliyor. Şurada bir tane fake atıyor sadece. Bir tane fake. Ama iki tane fake attığını görmüyoruz. Yani bu tarihten beridir böyle hiçbir zaman fake atmadı. En fazla bir tane atıyor. E şimdi burada yükseliş yaptık. Normalde momentumun yukarı gitmesi gerekir. Ama fake mi değil mi? Bunu ay kapanışında anlayacağız arkadaşlar. Ay kapanışında anlayacağız. Yani bunların tamamen teyit edilmesi gerekiyor. Bana göre o şekilde olması gerekiyor. EMA ribbon'ı açalım. Bakın aylıkta hiçbir zaman ayı piyasasına girmemiş Bitcoin. Tarihten beridir. Görüyor musunuz? Bakın ilk gününden şu anki gününe kadar bu indikatöre göre hiçbir zaman ayı piyasasına girmemiş. Mesela haftalığı alıyoruz. Bakın kırmızı renkler görüyorsunuz değil mi? Kırmızı renkler var burada. Ama aylıkta kırmızı renk hiç yok. Yani aslında bütün ayı piyasaları bugüne kadar sıradan bir düzeltme. Ama nasıl diyeyim? Karşında 10 yıllık bir grafik var. Yani dalgalar da yıllar sürüyor. Öyle düşünün. Mesela atıyorum 2 sene yükseliyor, 1 sene düşüyor. 2 sene yükseliyor, 1 sene düşüyor. Yani büyük resim olduğu için bunlar da zaman alıyor. Yani bir gün burası kırmızı olursa ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman Bitcoin tarihi ayı piyasasına girer. Yani bunun olması için de olması lazım. Mesela aylık bazda diyorum. Bakın iğneler gelebiliyor altına görüyor musunuz? Hatta altında aylık kapanış bile yapabiliyor. Ama bu en üst ortalama alttakini kestiyen kırmızı oluyor. Öyle çalışıyor. Ve en alt ortalamamız 16.700 seviyesinde bu ay için her ay yükselmektedir arkadaşlar. Yani mantık bu şekilde. Neyse haftalık grafiğe gidelim. Haftalıkta da gördüğünüz gibi EMA ribbon'ın üzerine attık biz. Alt ortalamadan destek aldık, üzerine attık. Geçmişte buna benzer hareketler olmuş mu? Olmuş. Yani kimileri diyebilir ki EMA ribbon alt ortalamadan destek aldı, üstünde hafta kapattı, boğa sezonu başladı diyebilir. Ama geçmişte neler olmuş? Ona bakmamız lazım bizim. Mesela bakın ayı piyasası alt ortalamadan destek alıyor. Ayı piyasası alt ortalamadan destek alıyor. Alt ortalamadan destek alıyor. Üst ortalamayı kırıyor. Üzerine bir tane hafta kapatıyor. Diğer hafta altında. Üzerine bir tane hafta kapatıyor. Diğer hafta altında. Neticede düşüş devam ediyor. Tekrar alt ortalamadan destek alıyor. Bir daha üst ortalama. Daha sonra alt ortalamayı tamamen kırıyor. Gene test ediyor üst ortalamayı. Neticede böyle bir direnç haline geliyor burası. Daha sonra burada short veriyor. Short verdikten sonra 6.700'den 3.000 dolara düşüyor. %50'den fazla düşüş yapıyor. Görüyor musunuz? Burada long veriyor. Mesela 7.600'de 2 kat yükseliyor. Burada korona krizi var arkadaşlar. Tüm dünya bir anda çöktü orada. Burayı saymıyorum ben. Burayı saymıyorum. Çok sıra dışı bir durum vardı. Bitcoin 10 bin dolardan 3.900 dolara çakılmıştı. Yani öyle bir düşüşten bahsediyorum. Yani bakın arkadaşlar ne kadarlık bir düşüş. %62'lik bir düşüşten bahsediyorum. Bakın çok kısa sürede. Yani biz daha zirveden o kadar düşmedik bile. Ne kadar düştük? %55'lik düşüş yaptık. Yani biz daha sert düşüşlere şahitlik ettik. Onu söyleyeyim. Yani bu indikatöre göre de yani üzerinde hafta kapatması çok önemli değil. Çok önemli değil. Bence o düşen trend önemli. Deminki gösterdiğim. Yükselen trend, retest ora önemli. Şimdi diyelim boğa teyit edildi. Boğa teyit edildi. Neyse oraya gelmeden önce bir şey daha göstereceğim size. Golden Ratio Fibonacci. Biliyorsunuz biz bu indikatörle Bitcoin'in zirvesini tespit ettik. Hatta aylar önce nerelerde zirve yapacağını bu indikatörle söyledim ben size. Biliyorsunuz. Şimdi oraya bir gelelim.
Nasıl çalışıyor bu? Hemen ayarlarını yapalım arkadaşlar sizin için. Biraz bekleteceğim, kusura bakmayın. Hani her parça önemli burada. Şu en üstteki yeşili bir kaldıralım biz. Hangisiymiş o? Şu olması lazım. Şimdi arkadaşlar, diyelim boğa sezonu geldi. Hedefler nerededir? Herkes seviniyor şimdi. Boğa sezonunu konuşuyorum falan. Güzel olur. Arada böyle konuşmak iyidir ama biz objektifiz arkadaşlar. Önce bu teyitlerin gelmesi gerekir. Bunun altını çizeyim. Ta bundan 6-7 ay önce anlatmaya başladık biz bu indikatörü. Dedik ki bakın, Bitcoin'de tarihten beri hep boğa sezonları yaşanmış. 2011 yılından başlattık grafiği. 2010 yılından başladık. İlk boğa sezonu en üst ortalamaya gidiyor. Bakın, en üst ortalamaya gidiyor. Daha sonra düşüş trendi ay piyasası, diğer ay, boğa piyasası da bir alt çizgiye kadar gidiyor. Görüyor musunuz? Bakın. En üst çizgide zirve yapılıyor. Yıllar sonra bir rally daha geliyor. O da bir alt çizgisi sarı renkte oluyor. Ve diyorduk ki gelecek boğa nerede bitecek? Bu mantığa göre mavi çizgide bitecek, değil mi? Aradan yıllar geçiyor. Bakın ne düşüşler yaşanıyor, ne çileler çekiliyor, ne ocaklar sönüyor. Ve 20 binde zirve yapılıyor. Mavi ortalamada zirve yapılıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mavi. Ve biz daha Bitcoin neredeydi arkadaşlar? 30 bin, 40 bin bandındaydı. Daha 65 bin görünmediydi bile. Bu indikatörde hedefi verdik biz. Dedik ki bir gün bu mor ortalama bizim hedefimiz olacaktır. Niye? İlkinde en üst çizgiden döndü. İkinci boğa sezonunda bir altından. Üçüncü boğa sezonunda bir altından. Diğerinde de bir altından, yani mor renkliden dönmesi lazım. Neyse, aradan zaman geçiyor, yıllar geçiyor ve gördüğünüz gibi mor ortalamaya yapışıyor, 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 yapışıyor. Bu esnada da negatif uyumsuzluklar cirit atıyor. Biz bunlardan da bahsettik arkadaşlar ve daha sonra çakılma geliyor. Bir dahaki boğa sezonu kırmızı ortalamada bitecektir. Mantığa göre bir dahaki boğa sezonu kırmızıda bitecek. Ondan sonraki boğa sezonu yeşilde bitecek. Ondan sonraki de turuncuda bitecek. Ondan sonra bitecek. Öyle bir şeyler olabilir yani. İzleyip göreceğiz zamanla. Neyse. Şimdi bu Golden Ratio Fibonacci'de dedim ki bir gün ay piyasası geldi, ilk tepki alacağı yer bu turuncu renkli çizgidir. Niye? Geçmiş dostumuzdur. Kimileri aksini iddia etse de ben her zaman derim, geçmiş bizim dostumuzdur. Şimdi geçmişe iniyoruz tekrardan. Gördüğünüz gibi zirve yapılıyor. Ayı sezonu giriyor. Bakın ilk kez turuncuya geldiğinde oralardan tepki alıyor. Ve ne dedik? Oradan tepki alırsa yeşile doğru gider. Misal. Her gün anlatmıyoruz bunu tabii. Mesela bu konuya ben bir kere değinmişimdir. Birkaç hafta önce. Bilenler bilir. Yeşil çizgi hedef olur eğer turuncuda tutunursak. Bunu söyledik arkadaşlar. Niye? Geçmişte o şekilde yapmış. Ve gördüğünüz gibi ilk gittiğinde yeşile bir satış geliyor. Daha sonra üzerine atıyor. Ve tekrar altına atıyor. Görüyor musunuz? Neticede bu yeşilden dönüyor. Ve direnç haline geliyor bu yeşil çizgi. Üzerine atsa bile fazla uzaklaşamadan gidiyor. Neyse, turuncu altında yer edindiği vakitte bu sefer de turuncu bizim direncimiz haline geliyor. Görüyor musunuz? Yani güzel çalışan bir grafiktir. Şimdi turuncudan yeşile gitmiş. 2018 yılında ölü kedi sıçrayışında. Şu an biz potansiyel ölü kedi sıçrayışı yapıyoruz. Günümüze gelelim. Bakın turuncuya geldi, yeşile gitti arkadaşlar. Yeşile gitti. Görüyor musun? Yeşile gitti. İlk kırmızı mumu da orada yaktık biz. Yani 10 gün sonra ilk kez orada yaktık. Geçmişte gördük ki ilk etapta bir satış gelebiliyor. Üzerinde de kapatıyor. Ondan sonra düşüyor. Yani netice olarak biz direnç bölgesine yaklaştık. Olur ya, buradan da çöküş gelebilir. Eğer çökecekse piyasa, hani kesin çöker demiyorum. Belki de dirençleri kıracak. Rally teyit edilecek, devam edecek. Bunu zaman gösterecek. Ama geçmiş verilere bakınca az kaldı diyor yani. Az kaldı diyor. Üzerine atabiliyor, değil mi? O zaman da bizim deminki bahsettiğimiz hedeflere ulaşmış olur. Yani retestini yapar, düşen trenine dokunur, haftalık Bollinger pardon. Haftalık Bollinger orta bandına dokunur. Bunları başarabiliriz. Ama neticede dikkatli olmamız gereken bölgeye geldik. Bir de bunun haftalığı var. Bakın haftalıkta da ortalamaya gelmişiz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın ortalamaya gelmişiz. Geçmişe gidelim hemen. Aynı ortalamayı takip edelim.
Bak mesela burada altına kırıyor. Üzerinde ritesli yapıyor, görüyor musun? Üzerine birazcık atıyor, ondan sonra daha sert düşüyor. Hatta üzerinde hafta bile kapatıyor gördüğünüz gibi. Diğer hafta altında kapatıp düşüşe devam ediyor. Yani çok sert düşüyor ilerleyen haftalarda. Neyse. Yani burada da o çizgiye geldik. Geçmişte üzerinde hafta kapatmış, diğer hafta altında kapatmış. Teyit için iki tane hafta kapatacak biliyorsunuz. Yani arkadaş burada da bir direnç bölgesine geldik. Yani bütün bu dirençler varken, daha al sinyali gelmemişken hemen boğa sezonu başladı mı dememiz mantıklı mı sizce? Soruyorum. Yani bana göre daha mantıklı değil. Beklentin olabilir. Dersin ki boğa sezonu buradan başladı. Benim beklentim ne? Beklentim yok arkadaşlar. Ben duruma göre hareket ediyorum. Duruma göre hareket ederim ben. Büyük resimde durum bu. Bende durum bu. Retestimiz yapıldı gördüğünüz gibi. Ama günlük bazdan bakınca daha dokunmadık çizgiye bu haftalık bazda. Yani diyelim deminki bahsettiğim bütün dirençleri kırdı arkadaşlar. Teyitlerimizi aldık. Değil mi? Sarının da üzerine attık. Potansiyel hedef nere olabilir arkadaşlar? Mesela yıl sonunda nerede bu çizgi? 160 bin dolar seviyesinde. Pardon. Daha da gidiyor. 200 bin dolar seviyesinde. O zaman derim ki 200 bin dolar bizim hedefimiz. Ama bu olmadıkça, bu çizginin üzerine atmadıkça dün de bahsettim. Yani yükselen bir trend var gördüğünüz gibi. Kırılıyor, retest yapıyor. Ondan sonra düşüyor. Bu büyük resimdir. Bu haftalık grafik yıllar alıyor arkadaşlar bu hareketler. Yıllar alıyor ve hemen kolay bir günlük hareketler değil. Şimdi de yükselen trend kırıldı. Retest yapıyoruz. Yani bunu da bir görmemiz lazım değil mi? Retest midir değil midir? Yani şu an tekneye göre retest. Tekneye göre retest. Yani ben dün Bitcoin aldım ama vur kaçlık aldım arkadaşlar. Hani alayım da tutayım da 100x yapayım da değil. Atıyorum. O deminki bahsettiğim dirençlere geldim. Oradan gönderirim ben. Sonra izlemeye geçerim. Eğer dirençleri kırar, üzerinde haftalık kapanışlar yaparsa, boğa teyit edilirse tekrar alırım. Kaçan bir şey yok. Bak şöyle anlatayım size. Ne diyorum? Boğa teyit edilirse 200 bin dolara gider diyorum. Bakın. Çok basit düşün. Çok basit. İşi zorlaştırmaya gerek yok. Ne diyorum? Teyit edilirse 200 bin dolara gider. Bak. Aç gözlü olmayın. Aç gözlü olmayın. Şimdi diyeceksiniz. Biz 44 binden sattık. Ta 50 binden neden aldık? 6 bin dolar tepeden niye aldırdın? Diyebilirsin. İşte bu aç gözlülük. Niye? 200 bin dolar hedefi veriyorum. Sen 50 binden alsan 200 bin dolara gitse ne olur arkadaşlar? Yüzde kaç yapmış olursun hesap ettin mi? 10x yapsa 500 bin. Yani nereden baksan 5 kat arttırabilirsin paranı. Örnek vereyim yani. Ve sen %500 kar yapacaksın. Nasıl diyeyim size? %10 veya 20 tepeden almak zoruna gidiyor. Öyle derler adama o zaman. Anladınız mı ne demek istediğimi? Yani büyük hareketin teyidini beklemek lazım. Yani ben size demiyorum ki tepeden alın %20 karla satın. Öyle demiyorum. Ben size diyorum ki çok büyük yükseliş gelir. Çok büyük kar yaparsınız. Ve bunun teyidi için biraz beklememiz lazım diyorum. Dileyen buradan alır kumar oynar şansını dener. Ve unutur. Unutur. Der ki buradan ralli başlıyor der. Teyitleri beklemeden der. Belki sen şanslı çıkacaksın bilmiyorum. Sen haklı çıkacaksın belki. Ama sen tekniğe göre değil, beklentiye göre alıyorsun orada. Eğer tekniğe göre alım yapacaksan teyitleri beklemen gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu işin şakası yok. Bu işin şakası yok. Yani şuradan şuraya ne kadar düştü söyleyeyim mi size arkadaşlar? Yüzde kaç? %74. %74'lük düşüş geldi. Vites sonrası. Hemen olmadı tabii. Bayağı bir zaman aldı. Ne kadar? Kaç gün sürmüş? 266 gün sürmüş. Bakın düşüş trendi. Misal sen tepeden alıyorsun. Bak aynı burada vites de burada da vites. Sen buradan tepeden alıyorsun. 260 gün boyunca terstesin. Hatta ve hatta 260 gün sonra dip yapıyor. Yani zararın dibine giriyorsun. Kaç gün sonra tersten çıkıyorsun söyleyeyim mi? Bakın bu ay sezonunun tepki yükseliş dalgası sadece. Mesela 2018 yılında ayı başlıyor.
2019 ortalarında bu tepe yapılıyor. 1,5 sene sonra zirve yapılıyor. Düşün yani ayı sezonundan sonra 1,5 yıl sonra zirve yapılıyor. Oradan 260 gün daha düşüyor. Bakın yani süreye bakın siz arkadaşlar, süreye bakın. Biz sabırla bekledik bu süreci. Yani ne umutlarla bekledik bilemezsiniz. Hatta 20 bin dolar rekoru kırıldığında video çektiydim. Sevinçten uçuyordum arkadaşlar. Sanarsın ki balkon konuşması yapıyorum yani. Öyle bir video çektiydim. Yani cidden çok mutlu oluyordum. Yani biz yıllarca onun hayaliyle yaşamıştık ve rekor kırıldı. Yüksek ihtimal siz de bundan sonra yeni gelenler için diyorum, son bir yıldır piyasaya girenler için diyorum, siz de 65 bin doların kırılması hayalini yaşayacaksınız bundan sonra. Nasıl ki biz 20 bin doların hayalini yaşadık, siz de 65 bin dolar. Gelecek nesillerde 500 bin dolar hayaliyle falan filan. Neyse şaka yaptım. Yani demem o ki sen bu ölü kedi sıçrayışında bile 1,5 yıl sonra ayı piyasasından sonra tepeden alsan bile ne kadar bekliyordun söyleyeyim mi? Düze çıkman için 540 gün. 540 gün daha bekliyordun bak. Ya, dile kolay ya. Yani dile kolay arkadaşlar, dile kolay yani. Biz bunların hepsini yaşadık. Biz buradan bekledik bir de. Ne kadar bekledik biliyor musun? 20 bin dolar yeniden kırılmasını. Bakın 1092 gün bekledik. 3 sene bekledik arkadaşlar. 3 sene kimileri terste bekledi. Kimileri nasıl diyeyim arkadaşlar, altcoin'ler de dibin dibine girdiler bu süreçte. Neler neler oldu. Ve biz o zamanlar bu retestlerden haberimiz yok. İşte buralarda ben o tecrübeyi yaptım. Şimdi de geçmişte yaptığım hataları tekrar yapmamak üzere yola çıkmış durumdayım ben. Geçmişte teyit meyit bilmezdik. Bakın şimdi teyitlere göre hareket ediyoruz. Yani atıyorum şöyle bir senaryo olabilir. Ondan sonra burada bir düşen trend çizilir. Ondan sonra bu trend kırılır. Ondan sonra ne deriz? Bir gün boğa piyasası bu sarı çizgide biter deriz. Değil mi? Öyle hedefleyebiliriz. Veyahut daha farklı çizgiler çizeriz. Bunu zaman gözü, ama neticede bu düşen trendi takip ederiz o vakit. Şimdi şöyle. Bir şey daha göstereceğim size. Şöyle de bir ihtimal var tabii ki. Mesela şuraya bir yatay atalım tekrardan. Şu şekilde. Günlük grafiği alayım. Bakın biz mesela Bitcoin alçalan üçgeni sever arkadaşlar. Bitcoin alçalan üçgeni sever. Şöyle düşünün. Şurada bir alçalan üçgen çiziyoruz. Bakın şu şekilde. Ondan sonra aşağı kırıyor mesela. Şimdi burada da bir alçalan üçgen çizebiliriz. Şu şekilde. Ondan sonra bu üçgen derinliği kadar düşüş beklersin piyasada. Bunu biz nerede gördük? Hem 14 bin dolar çöküşünde gördük bu alçalan üçgen olayını. Hem de şöyle göstereyim. Başka grafikten göstereyim. Nereden gösterebilirim? Şuradan göstereyim arkadaşlar. Yok pardon, bura değil. Geçmiş verisi olan. Hadi Bittrex de vardır illaki. Evet, burada var. Bunları hep kaldırayım ben be. Bakın şöyle anlatayım size. Burada da yaptık. Şu şekilde. Şöyle taze taze çizeceğim arkadaşlar sizin için. Hadi şöyle yapalım. Bakın alçalan üçgen vardı burada. Biz bunu var ya çok uzun süre takip ettik. Alçalan üçgen görüyorsun. Tepe dip, tepe dip, tepe dip, tepe dip. Ondan sonra bu üçgen derinliği kadar düşüş. Bakın tam hedefine milimetrik ulaşıyor. Görüyor musunuz? Bakın bu cetvel yaparsan, bak bunun orta çizgisi var, görüyor musunuz? Orta çizgisini tam üçgenin alt çizgisine getiriyoruz ve dip yapılan yer tam da orası. Yani bu alçalan üçgen aşağı kırılıyor ayı sezonunda. Böyle bir şey oldu. Diğer taraftan şurada da alçalan üçgen yaptık 14.000'e gidince. Bakın şu şekilde. Bunları eskiler bilir. Bizle birlikte o yıllarda var olanlar bilir. Bu üçgeni falan bilir. Bakın ne oldu burada?
Üçgen içinde hareket etti. Çöküş geldi arkadaşlar. Hatta hedefinin de altına gitti. Ama ilk etapta tepki aldı. Mesela şöyle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın orta çizgi, alt çizgi. Hedefe milimetrik geliyor yani. Ondan sonra tepki yükselişi vesaire derken korona krizi falan işler iyice şeye sıkıntıya girmeye başlıyor. Yani şimdi de biz alçalan üçgen yapıyor olabiliriz. Böyle de bir tehlike var. Ayrıyeten ters fincan kulptan bahsettim. Öyle de bir ihtimal var. Yani arkadaşlar şuna benzer bir şeyden bahsediyorum. Şu şekilde çizelim. Bakın şöyle alçalan üçgen. Ondan sonra aşağıya kırarsa gerisini siz düşünün. Tepeden o cetvelin ortası şu an bayağı bir derinde. Anlatmayayım orayı ben. Orayı anlatmayayım. Yani eğer geçmişteki gibi böyle alçalan üçgen yapacaksa o zaman sıkıntılı olur. Yani kısa vade durumuna değindik. Büyük resimden değindik. Ne anladık arkadaşlar? Kısa vade yükselişler devam edebilir. Önemli direnç bölgesine gelmişiz. Golden Ratio Fibonacci ile dirence gelmişiz, değil mi? Ama yükselen trendi retest noktasına tam gelmemişiz. Günlükte MA 100'ün üstüne gün kapatmışız. MA 200'e ulaşmamışız. Bollinger orta bandına ulaşmamışız. EMA ribbon'da en üst ortalamaya ulaşmışız. Aylık bazda MA 10'dan destek almışız. Yani ne anlamamız lazım? Biraz daha beklemek lazım boğa sezonunun teyidini. Kısa vade yükseliş gelebilir. Ama o dirençler kırılmazsa ölü kedi sıçrayışıdır bu arkadaşlar. Ve Bitcoin'un diyelim Bitcoin çakılmaya geçti. İnanın bana altcoin'ler bu sefer daha da sert düşecek. Hani geçenki çöküşler vardı ya altcoin'lere. Bu sefer onlardan da sert düşebilirler. Çünkü dominans yükseliş trendine girer. Şimdi dominansa gelelim. Şöyle dominans. Kayıt devam ediyor mu? Ediyor. Problem yok. Bakın arkadaşlar en son çizgiler çiziyorduk dominansta biliyorsunuz. Son durumu bu şekilde. Yani dediklerimiz aslında harfiyen çıktı dominans konusunda. Yükselen siyah kırılmadıkça sıkıntı yok. Sarı çizgi kırıldı. Vites yapıldı. Tutundu. Yükseliş gelebilir dedik. Gene geldi. Ve normalde hedefi neydi? Bakın demin alçalan üçgenden bahsettim ya. Burada da yükselen üçgen var arkadaşlar. Yükselen üçgen vardı burada. Görüyorsunuz. Yani bu da yukarı kırar. Tam tersi. Ve arkadaşlar şu an bir geri çekilme var dominansta. Normal. Çünkü her nasıl diyeyim soluksuz yükselmez değil mi? Dalga dalga gider. Ama şöyle anlatayım. Bu siyah çizgi yükselen çizgi. Şurayı bir kaldırayım ben. Bir tane siyah çizgimi sorun. Bura kırılırsa iş değişebilir. Ama kırılmadıkça arkadaşlar altcoin'lerde rally malli gelmez. Şu anki gelen yükselişler ölü kedi sıçrayış. Niye? Atıyorum geçen de değindim. Birçok altcoin var. Atıyorum 1 dolardan 10 kuruşa kadar düştü. Şimdi 10 kuruştan 30 kuruşa kadar tepki yükselişi yaptı. 3x arttı. Ve insanlar 3 kat yükseliş başladı diye boğa sezonuna girdik diye düşünmeye başladı. Halbuki ise 1 dolardan alan adam şu an hala deli gibi zararda yani. Onun hiçbir işine yaramadı bu yükselişler. Bundan bahsediyorum. Yani bu dominans yükselen trendini kırarsa iş değişir. İş değişir. Şu an nerede? 45-72'de. Bu da nasıl olur? Benim tahminim Bitcoin o dirençleri kırar. Rally teyit edilir. Dominans da bu çizgiyi kırar. O zaman altcoin rallisi başlayabilir. Ama bu olmadıkça zaten yükselen tepeleri yapıyoruz. Dalga dalga yükseliyoruz böyle gördüğünüz gibi. Değil mi arkadaşlar? Şöyle yatay atalım. Direnç bölgesiydi bırak. Kırmış retest yapıyor olabilir. Yani aşırı uçmamak lazım. Ne zaman sepet yapacağım ben? Daha zamanı var arkadaşlar. Daha zamanı var. Şöyle anlatayım size. YouTube'a girin. Mesela şey yazdım buraya. Rancho piyasayı kimler yönetiyor? Bunu yazın. Rancho piyasayı kimler yönetiyor? Yazın. Burada bir video çeki çıkacak. Burada 8 ay yazıyor ama ben bunu 10 ay önce paylaştım. Burada daha Bitcoin rally'ye gitmemişti arkadaşlar. Altcoin'ler rally yapmamıştı. Geçen rally'den bahsediyorum.
Hani nasıl diyeyim, altcoin'lerin yükseldiği, Bitcoin uçtuğu ralli var ya. Daha onlar başlamadıydı. Bu videoyu çektim ben. Bu videoda ben ne zaman sepet yapacağım? Altcoin'ler ne zaman ralliye girer? Bu videoda anlattım. Aynı taktikten gideceğim arkadaşlar. Aynı taktikten gideceğim. Daha önce nasıl yaptıysam gene aynısını yapacağım. Ve bu videoda anlattığım birçok şey gerçekleşti. Altcoin'ler tam dediğim noktadan sonra uçuşa başladı. Ralliye başladı. Yani arkadaşlar stratejim değişmedi benim. Stratejim değişmedi. Bir kere nasıl diyeyim size? Diyelim burada rally başladı. Dominans %10'lara 20'lere mi düşecek? Yani Bitcoin yok olur, öyle bir şey olmaz ki. Sanmıyorum yani öyle bir şey olacağını. Rally ne zaman başlar altcoin'de? Bitcoin zirveyi yaparsa başlar. Yani 65 bin dolar Bitcoin'in zirvesi. Orayı kırarsak o zaman altcoin rallisi başlar. Bunu çok gösterdik. Geçmişte de ne zaman Bitcoin zirveyi kırdıysa o vakitten sonra rally başladı. Yani arkadaşlar benim görüşüm, ileriye yönelik düşüncelerim, attığım adımlar bu şekilde. Şimdi bazen ben yorumlar yaparım, anlamayanlar olabilir tabii. Benim genel görüşüm budur. Yani benim analizlerimi takip ederken bugün anlattıklarımı da baz alın. Hani ben bir şey diyorsam analizimde bugünkü anlattıklarımı baz alın. Bunlardan yola çıkarak beni anlamaya çalışın. Mesela adam diyor ki geçen gün düşecek diyordum, bugün yükselecek diyor mesela, değil mi? Ya şöyle anlatayım. Adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Adım adım gidiyoruz. Dip yapılır, teyit beklersin. Teyit gelir, yükseliş beklersin. Tepe yapılır, teyit beklersin. Teyit gelir, düşüş beklersin. Bu iş böyledir. Ama buradan 300 bin dolara gidiyoruz arkadaşlar demek olmaz. Olmaz yani. Bu fantastik bir şeydir. Fantastik hayal satmaktır bu arkadaşlar. Ben size gerçekleri anlatmaya çalışıyorum ve gösteriyorum da. Hani ekran göstermeden öyle kuru kuru anlatmıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle olunca uçacağız kaçacağız. Öyle böyle değil. Direkt gösteriyorum size. Belgelerle geliyorum. Grafiklerle gösteriyorum. Sadece anlattıklarım aklına yatıyorsa kabul edersin. Eğer mantıklı gelmiyorsa anlattıklarım, kendine göre hareket et. Hani benimle hareket etme o zaman. De ki bu adam bir şey bilmiyor. Ben daha iyi yaparım. Ben kendim hareket ederim nasıl olsa. Yani ben size gösteriyorum. Bana mantıklı geliyor. Açıkçası bana mantıklı geliyor. Sana mantıklı geliyor mu? Geliyorsa tamam. Anlaştık o zaman. Anlattıklarım mantıklı gelmiyorsa kendi bildiğin şekilde yap. Ama sonra ben böyle dedim diye tersi oldu gibi düşünme. Çünkü ben iki yönlü de analiz yapıyorum bu arada. Bakın diyorum ki dirençleri kırarsak, teyitler alırsak boğa başlar. Bunlar olmadıkça bunlar ölü kedi sıçrayışıdır. Yani zaten benim her halükarda yanılma ihtimalim yok. Adam diyor ki iki taraflı hedef veriyor. Hedefe gelince biz demiştik diyor. Bu işler böyle. Bu işler böyle. İki taraflı analiz yaparsın. Hedefine gelirse ben demiştim dersin. Çünkü şartları anlatıyorsun sen. Şartlar oluşursa diyorsun buralara gider ve şartlar oluştuktan sonra oraya gitti mi sen haklısındır. Ve aynı analizde aşağı yönlü analiz yapıyorsun. Diyorsun ki şu şartlar oluştu mu şuralara düşer ve oraya düştü mü dersin ki ben demiştim dersin. Eğer sen bu mantığı bilmiyorsan trade yapma. Senden trader olmaz. Hiçbir şey olmaz senden. Ya cidden diyorum, trader olmaz. Sen bunları baz almadan, grafik çalışmadan al sat yapamazsın bu piyasada. Yapamazsın. Sen kumar oynarsın. Bildiğimiz kumar oynarsın. O zaman burada ne işin var? Git kumarhaneye git. Yani burada ne işin var? Biz burada paramızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Eritmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ve çok kazanmaya çalışıyoruz ilerleyen dönemler için. Bu piyasa kısa vade piyasa değil. Yani uzun yıllarca biz bu işin içinde olacağız kısmetse. Bu kadar düşüşe rağmen hala vedalaşmadıysan bu piyasayla, demek ki sen bu işte devam edeceksindir. Değil mi? Yani rallide kaç kişiydik, şimdi kaç kişiyiz? Videolarım rekor kırıyordu, izlenme rekoru kırıyordu. Şu an yarı yarıya'dan fazla düştü izlenmeler. İlgi giderek azaldı arkadaşlar. Bu ilginin azalması güzel bir şey. İlgi daha da azalacak. Tamamen azalınca, yok olunca ondan sonra dip yapılıp ralli başlayacak. Ne zaman ilgi artacak, herkes konuşacak, o zaman tepe yapılacak. İşte deminki gösterdim video, piyasayı kimler yönetiyor videosunda bunlardan da bahsettim. Dedim ki bir gün
Her yerde Bitcoin konuşulduğunda, bakın daha kimse Bitcoin konuşmuyor arkadaşlar. O videoda diyorum ki Bitcoin daha 10 bin bandında falan. Ne zaman bir gün her yerde Bitcoin konuşulur, ana haber bültenlerinde Bitcoin konuşulur, sokaklarda Bitcoin konuşulur, biz o zaman satacağız. Aynen bunu dedik o videoda. Aynen bunu. Ve ne oldu? O an geldi. Herkes Bitcoin konuştu. Haberlerde, radyolarda, her yerde Bitcoin konuşuldu. Ve insanlar bana ne dedi biliyor musunuz? Bu saatten sonra düşmez. Herkes girmiş piyasaya. Artık kabul edildi Bitcoin. Bu kadar yatırımcı varken düşmez artık dediler. Ve 65 bin dolardan 28 bin dolara düştük. Ama biz videoda anlattık bunu. 8-9 ay önce anlattık. Yani arkadaşlar bunu ben anlattım, ben dedim demek için demiyorum. Size gerçekleri öğretmeye çalışıyorum. Vaktiniz varsa o videoyu yeniden izleyin. Çünkü o videoda piyasayı deşifre ediyorum. Neye göre mantık neye göre çalıştığını anlatıyorum. Bence çok önemli video. Tabii o yıl o dönemlerde beni göremiyordunuz videolarda. Mobilden falan çekiyordum. Daha kanalı yeni açmıştım çünkü. Bakın o videolar sayesinde kanalım buralara geldi. Yani düşün, bir adam düşünün. Kanal açıyor ve buralara kadar geliyor. Ve daha boğa başlamamışken. Şimdi boğa sezonunda herkes kanal açıyor, fenomen oluyor. Ama biz girdiğimizde fenomenlik yok. Boğa yok. Ama etkili videolar vardı arkadaşlar. Etkili videolar vardı. İşte o videoda bunlardan bir tanesi. Diğerinde biliyorsunuz şapkalarla çektiğim videolar. Orada da bayağı ilgi aldım. Yani en çok izlenen videolarım onlar oldu gerçekten. Yani bunları biz önceden anlattık, eğitmek için anlattık arkadaşlar. Hani siz de izleyin. Yeni gelenler, son yarım senede gelenler o videoyu hiç izlemedi çünkü. Çünkü geride kaldığı için izlemedi. Lütfen siz de izleyin. Niye diyorum? Piyasayı öğrenin diye söylüyorum. Arka planda neler dönüyor? Ne tür algı operasyonları yapılıyor? Bunlardan bahsediyorum. Yani arkadaşlar bugün dolu bir video oldu. Dün söyledim ama. Dün söyledim. Uzun video olacak diye. Yapacak bir şey yok. Bu video tüm izleyen çok şey öğrenir. Ama yarım izleyen hiçbir şey öğrenmez. Bu videoyu tüm izlemen lazım. Niye? Parçalar bir bütün oluşturur. Ama sen bir parça izlersen hiçbir şey anlamazsın analizden. Yani yarım kalır her şey. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.